annemle dedi hanımım çalgın ilahi dinliyor. Tabii beter birisini yaparsan öbür beter birisine saplanırsın. İnat edersen Resulullah Efendimiz'in emrini dinlemez de aynı şekilde ben camiye gideceğim dersen ondan sonra daha beter bir günaha müptela olursun. O da nedir? Hani çalgı dinlersin haram günahtır. Tövbe istiğfar edersin. Ama ilahi çalgıyla söylenirse söyleyen de dinleyen de küfre girer. Ama efendim herkes yapıyor. Beni ilgilendirmez. Herkes yapıyor. Bir dinleyicimizin birisi dedi ki efendim televizyonda bir tanesi dedi böyle de dini konular anlatıyor falan dedi. Orada bir çalgı meselesi olunca daha önce ben de haram biliyordum da demiş. Bir yurt dışına gittim geldim demiş. Orada baktım demiş böyle çalgılı şeyler falan yapıyor. Ha anladım ki çalgının faydalı olan tarafı iyidir. Adama bak abi. Adama bak. O zaman zina eden ülkelere gitsin. Zinanın orada faydalarını görsün. Ha zinayı haram biliyordum ama şimdi zinanın faydasını da gördün mü diyecek bu adam. Ya dinin emirleri herhangi bir ülkenin insanların veyahut da Müslümanlarının bozulmuş fasık Müslümanların yaptığı iş aynı şekilde hüccet ne olur, senet ne olur? Bu ne zamandan böyle oldu? Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas, fukaha dört tane delili var. Burada varsa var, yoksa yoktur bu. Çalgın haram olduğu ayeti kerimede, hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-i Ulum kitabında aynı şekilde bildiriyor. Ha bu mezhepsiz olanlar, bu zındık olanlar İmam-ı Gazali Hazretleri deyince tüyleri diken diken. Efendim işte onda hadis-i şerifler mevdu olanlar, uydurma hadis-i şerifler başlıyor hemen kıvırmaya. İmam-ı Gazali Hazretleri 300 bin hadis-i şerifi ezbere biliyorsan kaç tane hadis-i şerifi ravileriyle beraber biliyorsun ki? Efendim şimdi bilgisayar varmış da daha iyi biliyormuş. Kaç tanesini biliyorsun? Bugün İlahiyat Fakültesi'nde hadis kürsüsü profesörü olan bir kimse kaç tane hadis-i şerif biliyor? 1000 tane hadis-i şerifi peş peşe ravileriyle beraber okusun veya yazsın. Hani derler ya tükürdüğümü yalarım diye. Mümkün değil ben kendim ilahiyat mezunuyum. Mümkün değil. Hele bu zamanda 1000 tane hadis-i şerifi ezbere bilecek. Çok zanaatçı. 100 tanesini bilen var mı acaba? Bilen var mıdır acaba? Dolayısıyla efendim, dolayısıyla çalgıyla ilahi söylemek haramdan öteye geçiyor. İmanı tehlikeye sokuyor. Ha buna rağmen yo ben kafir olmak istiyorum. Ben dinleyeceğim. Ama ben zevk alıyorum. Tabii zevk alırsın. Zina eden zevk almaz mı? Şarap içen zevk almaz mı? Hırsız olan aynı şekilde hırsızlık yapınca zevk almaz mı o işten? Yani Allah-u Teala haramlarda zevk yaratmamış mı? Yaratmış. Ama o zevkleri yasak etmiştir. O zevkleri yasak etmiştir. Dolayısıyla çalgından zevk alan da aynı şekilde nefstir. Bu zevki yasak etmiştir Cenab-ı Hak. Ha, gaflete düştün, nefsine uydun, çaldın dedin. Biliyorum ben haram olduğunu. Haram olduğunu biliyorum dedin, tövbe ettin. Bununla öbürüsü, yok canım bunun ne mahsuru var diyenin arasında çok fark var. Bu fasıktır, o kafirdir. Birisi Allah-u Teala'nın emrine kıymet verdi. Dedi ki ben dedi itiraz etmiyorum. Rabbim yasak ettiyse bu çalgıyı haramdır. Ama nefsime uyuyorum, dinliyorum. Bu fasıktır, günahkardır. Öbürsü ne var canım sende, bu da adam işte böyle dinlendiriyor falan, haram mı olur mu dese, bu da kafirdir. O da kafirdir. Allah saklasın. İçki içiyor adam mesela. Diyor ki biliyorum diyor haram olduğunu. Rabbim yasak etmiş ama diyor uydum bir defa. Yani alışmışım. Kendimi kurtaramıyorum. Fasıktır. Yahu ağız içince falan şey mi olurmuşum, günah mı olurmuş. Benim boyunma sen iç içe falan. Bu kafir olur. Bunu söyleyen kafir. Bu Allah-u Teala'nın emrini hafife aldı. Bu kıymet veriyor. Diyor ki günah biliyorum ama diyor yapıyorum. Bu kurtulur. Allah-u Teala bunun günahını affeder. Siler atar. Veyahut da dünyada sıkıntılar gönderir. O sıkıntılarla aynı şekilde bunun günahını siler. Ama o cehenneme gider. O cehenneme gider. Allah Teala muhafaza buyursun.